ya da birden hızlı hareket etmek, yani işte kasları yoracak ya da dengesiz hareket dediğimiz bir hareket yapmak, bunlara mı sebep acaba? Şimdi son zamanlarda gençlerde bel fıtığı daha çok görüyoruz. Bunun sebepleri sedanter yaşama, gençlerin geçiş yapmış olması, sürekli bilgisayar başında, tablet başında çok fazla zaman harcamaları. Bizim çocukluğumuzdaki gibi onların oyun oynamaması, zıplamaması, atlamaması, barfix'e çıkmaması, eski çocukluklarımızdaki parklarda bizim oynadığımız oyunların artık onların hayatında olmaması. Bu önemli bir faktör. Çünkü kasları gelişmiyor. Omurgaları sürekli oturuş vaziyetinde. Bel fıtığı için en kötü pozisyon oturma pozisyonudur. Ayaktakinden daha fazla diz içinde basınç oluyor. Ne kadar öne doğru eğik oturursak o kadar daha problemli oluyor. Ve bugünün insanlar bilgisayar başında hep böyle oturuyor. Yani şu anki vücut postürümüz bizim bel fıtığı için en kötü postür. İkincisi, gençler arasında sigara kullanımı arttı. Sigara, nikotin bel fıtığında önemli bir predispozan faktör. Yani tetikleyici faktör. Bununla ilgili birçok rat çalışması, fare çalışması var. Ve disk yapısının bozduğu gösterilmiş. Disk yapısını bozduğu nikotinin, sigaranın. Maalesef gençlerde bugün sigara içimi fazlalaştı, arttı. Gençlerdeki bel fıtığında cerrahiden önce konservatif tedavi ile, onları koruyucu tedaviler ile bunlarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Yaşlılarda ise bel fıtığı daha çok dejenerasyona bağlı, hastaların travmalarına bağlı, vücut postürlerinin yaşla beraber değişmesine bağlı. Ancak yaşlılardaki fıtığı daha az olmasına rağmen ameliyat ihtiyacı daha çok çıkıyor. Gençlerde ameliyat sonrası tekrar oranı fazla olmasına rağmen yaşlılarda ameliyat sonrası tekrar oranını çok daha az görüyoruz. Yani gençler ve yaşlıların kendilerine ait avantaj ve dezavantajları var. Hepsini kendi yaş grubuna göre incelemek, değerlendirmek, tedaviyi ona göre yapmak lazım. Hocam, burada genetik söz konusu mu? Mutlaka. Genetik çok önemli bir faktör. Genelde bel fıtığı hastalarına sorduğumuzda mutlaka dayılarında, halalarında, teyzelerinde, baba annelerinde mutlaka bel fıtığını yakalıyoruz. Burada çevresel şartlardan önce genetik şartlar çok önemli. Tabii uygun genetikte sigara kullanımı, çevresel faktörlerin eklenmesiyle bel fıtığı çok daha fazla görüyoruz.